Dünyanın gözü önünde Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze aylardır havadan, karadan ve denizden bombalanıyor. ABD ve Batı ülkelerinin tam desteğiyle İsrail, çocuk kadın gözetmeden Gazze'nin her santimetre karesine bomba yağdırıyor. 2.3 milyon insanın sıkıştığı bir avuç toprakta elektrik, su, gaz, yaralılar için hastane, ilaç yok. İnsanlık adına utanç veren görüntüler her geçen gün artıyor ama insanlık bundan bir haber. Katil İsrail ordusu saldırı ve işgalin 201. gününde de Gazze şeridinin farklı noktalarını hedef aldı. Nuseyrat mülteci kampındaki Ebu Arban okulu çevresi hava saldırısıyla vuruldu. El Cedid kampı çevresi de top atışlarıyla hedef alındı. İsrail ordusu Gazze şeridinin orta ve güney bölgelerindeki bazı yerleşim alanlarını da sabaha kadar savaş uçaklarıyla bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 14.685'i çocuk, 9.670'i kadın olmak üzere 34.200'den fazla kişinin şehit olduğunu, 77.200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Katil sürüsü Gazze'deki katliamını daha da arttırmak için yeni planlar yapıyor. İsrail resmi televizyon kanalı Kan'ın adı belirtilmeyen askeri kaynaklardan aktardığına göre İsrail ordusu çok yakında çok sayıda Filistinliyi tahliye etmek üzere Refah'a karadan işgal operasyonu için hazırlanıyor. ABD ve adı belirtilmeyen bölge ülkelerine planın sunulduğu belirtilen haberde İsrail ordusunun Refah'ta ilerlemesinin aşamalı gerçekleşeceği kaydedildi. İsrail ordusunun Refah yönelik kara harekatı başlamadan önce tahliye edilecek bölgede bulunan insanlara bunun tebliğ edileceğinin altı çizildi. İsrail'i güvenlik yetkililerine göre Refah kentindeki insanların tahliyesi 4 ila 5 hafta sürecek. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 201 gündür devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'den günler sonra açıklama geldi. لذا فإننا لن نتنازل بأي حال عن الحقوق الأساسية الإنسانية لشعبنا الكريم الصابر. Gazze şeridinde devam eden savaşta düşmanın ölüm ve yıkımdan başka bir şey elde edemediğini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in hala toparlanmaya ve imajını düzeltmeye çalıştığını vurguladı. Ubeyde, düşman bir bataklığın içinde Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda. Utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek. 200 gün geçti ve Gazze'deki direniş Filistin dağları kadar sağlam dedi. ولكل طفل وامرأة وشيخ فلسطيني فأنتم فخر الأحرار في العالم وأيقونة البطولة التي لا تضاهى. İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece direnişe ve saldırılara devam edeceklerini vurgulayan Ebu Ubeyde, işgal güçleri dünyayı tüm direniş gruplarını ortadan kaldırdıklarına ikna etmeye çalışıyor ve bu büyük bir yalan. Düşman müzakerelerde verdiği sözleri tutmuyor ve zaman kazanmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. وَمِنْ أَهَمِّهَا شَعْبِيًّا وَجَمَاهِرِيًّا وَأَكْثَرِهَا إِشْغَالًا لِبَالِ الْعَدُوِ